Kısa Veneç Coğrafya kanalından herkese merhaba arkadaşlar. TYT coğrafya denemelerini çözmeye devam ediyoruz. Birinci sorumuzla başlayalım. Haritadaki bölgelerle yukarıdaki özellikleri verilen bölgelerin eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Haritada A, S ve B noktaları verilmiş arkadaşlar. Özelliklere bakalım. Birincisi bu bölgede alçak alanlar az nüfuslanmış iken nüfus çoğunlukla 1000-3000 metreler arasında toplanmıştır. Dünya genelinde insanlar genellikle 1000 1500 metrelerin altına yerleşmeye çalışırken Ekvator çevresinde alçak kesimlerin sıcak ve nemli olmasından dolayı insanlar biraz daha yukarı kesimlere yerleşmeyi tercih etmişlerdir. O yüzden birinci özellik A bölgesine aittir arkadaşlar. İkinci özelliğimiz yeryüzündeki ilk medeniyet merkezleri arasındadır. Tarımsal koşulların uygunluğu nedeniyle yoğun nüfuslanmıştır. C ve B bölgelerine baktığımızda bu özelliklerin B bölgesinde olduğunu görüyoruz. Hint medeniyetinin Indus ve Ganj nehirleri çevresinde geliştiğini düşünürsek ikinci özelliği B noktası için uygun olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü özelliğimiz yıl boyu etkili olan sıcak ve kurak koşullar nüfuslanmayı olumsuz etkilemiştir. Bu bölgede nüfus daha çok vaha denilen alanlarda toplanmıştır. Sıcak ve kuraklık vahalar bize çöl bölgesinin olduğunu dolayısıyla S'nin de sahra çölünde olduğunu söylersek S'ye de 3 olarak işaretleyebiliriz. O halde cevabımız A1 S3 B2 Cevabımız B seçeneği. İkinci soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Akarsulara ait aşağıdaki yer şekillerinden hangilerinin oluşmasında karaların epirojenik hareketlerle yükselmesi sonucu akarsuların aşındırma gücünün artması etkili olmuştur. Arkadaşlar epirojenik hareketler Kavram olarak kıta oluşumu anlamına gelmektedir. Konuyu açacak olursak çeşitli nedenlerle izostatik denge içerisinde duran levhaların dengesinin bozulması sonucunda karaların alçalıp yükselmesini ifade eder. Geniş ölçekli düşündüğümüzde buzullanma ya da buzulların erimesi dengeyi bozan unsurlardan biridir. Yani iklim değişiklikleri bir diğeri tortullanma ya da aşınma izostatik dengeyi bozarak epirojenik hareketlere neden olmaktadır epirojenik hareketler sonucu gücü zayıflamış, aşındırma gücü zayıflamış olan akarsular tekrardan canlanarak derine kazma yapabilmektedirler. Şimdi bu şekillere tek tek bakalım arkadaşlar. Delta, delta akarsuların taşınmış olduğu alüvyonları sığ denizlerde, deniz kıyılarında biriktirmesiyle oluşan akarsu birikim şeklidir. Epirojenik hareketlerle bir ilgisi yoktur arkadaşlar. Kırgıbayır ise bitki örtüsünden yoksun, eğimli yamaçlarda sel sularının yamacı dilik dilik yarmasıdır arkadaşlar. Bunun da epirojenik hareketlerle bir ilgisi yoktur. Irmak adası akarsuyun eğiminin azaldığı yerlerde taşımış olduğu kumları ırmağın içerisinde biriktirmesiyle oluşur. Kum adası ya da ırmak adası olarak isimlendirilebilir. Yine epirojenik hareketlere bağlanamaz. Seki ise diğer ismi Taraça'dır arkadaşlar. Taraça uzun yıllar aşındırma gücü azalmış, eğimi azalmış akarsuyun Biriktirme yaptıktan sonra epirojenik hareketlerle yatağının yükselmesi sonucu tekrar derine aşındırmaya başlamasıyla oluşan basamaklara biz seki ya da taraça diyoruz. Taraçaların oluşması epirojenik hareketlerin bir kanıtıdır. Bunu şöyle izah edebiliriz şurada bakınız. Burada geniş tabanlı bir vadi görüyoruz ve buradan akarsu akıyor. Burada akarsu aşındırma gücü azalmış yana doğru aşındırma yapmış. Vadisini geniş tabanlı bir vadi haline getirmiştir. Epirojenik hareketlerle bu karanın yükselmesi sonucu akarsuyun gücü artacak. Akarsu yatağını derine doğru kazacak. Bunun sonucunda şöyle bir profil ortaya çıkacak arkadaşlar. Bakınız. Vadi tabanı şurada bir basamak oluştu. Bu basamaklara biz taraça ismini veriyoruz. Akarsu yataklarında ya da deniz kenarlarında taraçaların görülmesi arkadaşlar basamakların sekilerin görülmesi epirojenik hareketlerin kanıtıdır. Cevabımız D seçeneği. Dağ içi obası ise yamaçlardan inen sel sularının akarsuların taşıdığı alüvyonları dağların arasında biriktirmesiyle oluşan akarsu birikim şeklidir. Epirojenik hareketlere ihtiyaç duyulmaz diyoruz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki topografi haritasında izoips aralık değeri 50 metredir. Buna göre E noktasının alabileceği en büyük tam sayı değeri ile L noktasının alabileceği en küçük tam sayı değeri arasındaki fark kaç metredir? Arkadaşlar deniz verilmiş. Denizden sonraki ilk izoips kıyı çizgisidir ve yükseltisi 0 metredir. İzoipsler 50 metre aralıklarla çizilmiş. 0, 50, 100, 150, 200, 250 metre izoipsi. E noktası gördüğümüz gibi arkadaşlar 200 ile 250 metre arasında. Ben E noktası için net bir sayı veremem. O yüzden bize E'nin alabileceği en büyük değer soruluyor. E en fazla 249 metre olabilir. 249 metre. 250 olsaydı zaten izoips çizgisi üzerinde olurdu. En fazla alabileceği değer 249'dur. L'ye bakalım arkadaşlar. 0, 50, 100, 150 metreler arasında. 100, 150 metreler arasında. L'nin alabileceği en küçük sayı arkadaşlar 100 olamaz. 100'den biraz yukarıda olması gerekir. O halde L'nin alabileceği değer ise arkadaşlar 100'den hemen yukarıda yani 101 metre olmalı. O halde ikisinin arasındaki farka baktığımızda 148 metre fark olabilir. Cevabımız B seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Otluk Veli 40 derece Doğu Meridyeni ve 40 derece Kuzey Paralelinde bulunan bir ilçedir. Aşağıda coğrafi koordinatları verilen merkezlerden hangisinde belirtilen tarihte gündüzler Otluk Veli'nden daha uzundur? Öncelikle arkadaşlar şunu bilelim. Dünya üzerinde gece gündüz uzunlukları ile ilgili hesaplamalar yapacaksak bize oranın meridyeni bir şey ifade etmez. Yani boylam ile meridyenle işimiz yok. Bakınız şurayı dünya olarak düşünelim. Ekvator 23 derece yengeç dönencesi kuzey yarım küre 23 derece 27 dakika güney enlemi oğlak dönencesi. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bu soruyu yapabilmek için hangi tarihte güneşin nereye dik geldiğini de bilmemiz gerekiyor. Bakınız 45 doğu meridyeni zaten biz meridyene bakmayacaktık. Üstelik 21 Mart denmiş. 21 Mart'ta güneş nereye dik gelir? Ekvatora dik Ekvatora dik gelir. Dünyanın her yerinde gece gündüz eşitliği yaşanır. Kuzey ya da güneye gitsek dahi gece gündüz süresi değişmeyecektir. Bu olamaz. 30 derece doğu meridyeni verilmiş. Meridyenlere bakmayacaktık. Üstelik 23 Eylül verilmiş. 23 Eylül'de güneş yine Ekvator'a dik düşecek. Dolayısıyla dünyanın hiçbir yerinde gece gündüz süresi farklı olmayacak. 12 saat gece, 12 saat gündüz yaşanacak. Dolayısıyla arkadaşlar A ve C şıklarını elemiş olduk. Şimdi 21 Haziran'da 30 derece kuzey paraleline gidersek gündüzler uzar mı kısalır mı ona bakalım. Önce otluk belinin bulunduğu yeri de işaretleyelim arkadaşlar. Otluk beli 40 derece kuzey paralelinde imiş. Bakınız 21 Haziran'da güneşin nereye dik düştüğünü bileceğiz. 21 Haziran'da güneş kuzey yarımküreye 23 derece 27 dakika yengeç dönecesine dik düşmektedir. Kuralımız şu: Güneş hangi yarım küreye dik düşerse o yönde gidersek gündüzler uzar. 21 Haziran'da nereye düşmüş? Kuzey yarım küreye düşmüş. O zaman ne kadar kuzeye gidersem gündüzler uzar arkadaşlar. Peki bizden nereye gitmemiz isteniyor? 30 derece kuzey paraleli. 23 bura. 40 buraysa 30 nerede arkadaşlar? Burada. Ben otluk belinden 30'a geldiğim zaman kuzeye mi gitmiş oldum? Güneye mi gitmiş oldum? Güneye gelmiş oldum. O zaman 21 Haziran'da 40'tan 30'a gelirsem gündüzler kısalır arkadaşlar. Bu da olmadı. 60 derece kuzey paraleline 21 Mart'ta girecekmişim. 21 Mart'ta zaten güneş nereye dik geliyor arkadaşlar? Ekvatora dik geliyor. O zaman nereye gidersem gideyim değişmez 12 saat gece, 12 saat gündüz olur. Bu da olmadı arkadaşlar. 50 derece güney paraleli. Ne zaman gidecekmişim? 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta güneş nereye dik geliyor? Oğlak dönencesini 21 Aralık. Hangi yarım küre diye soruyorum arkadaşlar. Hangi yarım küre? Güney yarım küre. O zaman 21 Aralık'ta ne kadar güneye gidersem gündüzler o kadar uzar. Nereye gitmem isteniyor? 50 derece güney paraleli. 23 bura olduğuna göre 50 burası. Bakınız arkadaşlar 21 Aralık'ta 40 derecedeki otluk belinden 50 güneye gelirsem ne yöne gitmiş oluyorum? Güney'e gitmiş oluyorum. Güneş hangi yarım kürede? Güney yarım kürede. O zaman gündüzler uzar arkadaşlar. Cevabımız E seçeneği. Bu tür sorularda unutmayalım. Güneş hangi yarım küre dik geliyorsa o yöne gidersek gündüzler uzar diyoruz. Beşinci ve son sorumuz. Aşağıdaki iklim bölgelerinden hangisinde yıl boyunca görülen yağışlar konveksiyonel türdedir? Arkadaşlar konveksiyonel yağışlar yükselim yağışlarıdır. Isınan hava yükselir. Bağıl nem artar. Bir müddet sonra bağıl nem %100'ü geçer ve yağış oluşur. Unutmayalım yükselen hava soğur. Bağıl nem yükselir ve ardından yağış oluşur. Biz bunlara konveksiyonel yani yükselim yağışlar diyoruz. Ekvatoral bölgede güneş ışınları yıl boyunca dik ya da dike yakın açıyla geldiği için hava ısınır. Yükselir. Bağıl nem artar ve sonunda yağış oluşur. Ne zaman? Yıl boyunca. O halde cevabımız A seçeneği. Diğerlerini de inceleyelim. Tundra ikliminde konveksiyonel yağışlar görülür ancak yazın görülür arkadaşlar. Muson iklimindeyiz arkadaşlar daha çok yamaç yağışları ne zaman görülür sadece yaz mevsiminde görülür. Akdeniz ikliminde daha çok cephe yağışları kış mevsiminde etkilidir. Karasal iklimdeyiz arkadaşlar ilkbahar sert karasalda ise yazın görülen yağışlar konveksiyonel yükselim yağışlardır ancak bize Yıl boyunca sorulduğu için yine karasal cevap olmayacaktır. Cevabımız A seçeneği. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Hoşçakalın.